Herkese Tolgozbek.com kanalından merhaba. Bu akşam bir e, havacılık konusunda, tasarım ve test konusunda farklı bir konuya değineceğiz ama karşımızda Çora çifti var. Verda ve Serdar Çora e, ikisi de çok tecrübeli bu konuda. Hem tasarım hem uçuş test konularında bu akşam mühendislik açısından bakacağız ama e, biz bu konuyla ilgili değerli izleyicilerimizden sorular istedik. Sorular istediğimiz zaman bize şöyle bir cevap geldi. Her ikisini de Eren ve Fatih Özmen çiftiyle karşılaştırdılar. Ve ne zaman Türkiye'ye gelecekler, Türkiye'de bir şeyler yapacaklar mı diye sorular sormaya başladılar. Çora çifti uzun yıllardır Türkiye'de çalışıyorlar. Umarım bu ülkeye çok daha fazla katkıları olur. Hem mühendislik açısından hem de istihdam açısından. Ve bir gün Özmenler gibi Sierra Nevada Corporation gibi bir deve umarım imza atarlar. Sonra biz de döneriz YouTube'da bu videoyu daha... Ee, daha tanınmamıştı. Biz onlarla video çekmiştik, röportaj yapıyoruz, diye anlatırız ve biliriz geçeriz o günlere. Merhabalar öncelikle hoş geldiniz. Merhaba Tolga hoş bulduk. Hoş bulduk merhabalar. Tabii siz. E ee, sizleri tanıyoruz uzun zamandır ama ben önce izleyicilerimiz için e ne yaptınız, eğitiminiz nedir, kaç yıldır çalışıyorsunuz, biraz havacılık geçmişiniz böyle kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Öncelikle bu program, bu söyleşi için çok teşekkür ederiz. Yıllardır birçok hani havacılık sohbetinde beraber olduk ama ilk defa böyle bir Zoom üzerinden söyleşi yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bu arada Tolga Özbek sitesi gerçekten çok önemli bir marka haline dönmeye başladı Tolga. Bu konuda da çok tebrik ediyoruz seni. Ee, ben sözü hemen tabii bayanlar öncelikle <laughs> merhabalar herkese. Bırakayım. Ee, ben de tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, hani böyle keyifli bir e, sohbetin başlangıcında da e, ben de Tolgozbek.com'u e, yakından takip ettiğimiz <laughs> ve başarıların artarak devam etmesini dilediğimizi iletmek isterim. Ee, ben Verda Çora. Ee, ben aslında elektrik elektronik mühendisiyim. Ee, 2003 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Havacılıkta yollarımın kesişmesi TUSAŞ'ta e, başladı. 2005 yılından 2017 yılına kadar e, TUSAŞ'ta çeşitli tasarım projelerinde görev aldım. Yoğunluklu olarak aviyonik sistem tasarımı, e, uçak modifikasyonu, uçak üzerinde yapılan entegrasyonlar ve bunların testleri konusunda, bu çalışmaların sertifikasyonu konusunda e, tecrübe edindik. E, şanslıyız ki milli projelerin ilk uçuşlarını bolca görme imkanını e, yaşadık. Ee, Sözüm açtım. Sadece bırakıyorum. <laughs> ben de Otte havacılık 2001 mezunuyum. Ee, i̇ki ot aslında bakarsanız aile. Bakalım çocuklar nasıl olacak. Hoş biri popçu biri topçu olacak gibi gözüküyor <laughs> ama. Ee, daha sonra ben de 2001-2003 arası bir askerlik dönemim var. Ee, daha sonrasında 2003'te de TUSAŞ e, TUSAŞ'a başladım. O zamanlar bir ilk başta performans e, uçak tasarım bölümüne devam ettim. Ondan sonra da 2006 yılında da uçuş test bölümünü kurma görevini aldık. Aslında ekipçe hep beraber çok keyifli bir ekip oluşturduk. E, yıllarca da TUSAŞ'ın şu anda hani aslında gurur duyarak iz, gördüğümüz, uçuşlarını baktığımız e, test testlerinin tamamının yapıldığı uçuş test bölümünde görevlerde bulundum. 2018 yılında da TUSAŞ'tan ayrıldım. Şimdi Güzel bir yeni bir projemiz var. Yeni bir şirketimiz var küçük. Orada devam edeceğiz. Dediğim gibi inşallah o da e, Eren Özmen çifti gibi <laughs> bir güzel bir e, şey gider. Ama o Türkiye'de olur. Hem güzel sözleriniz için site için çok teşekkür ederim. Hem de sizlere yeni girişiminizde umarım e, güzel işler yaparsınız. Güzel projelere imza atarsınız. Başarılar diliyoruz. Hem size hem de kendi açımdan o teşekkür ediyorum güzel sözlerinizi. Şimdi e, gelelim havacılıkla ilgili konulara. Bizim buradaki amacımız insanlara biraz daha e, mühendislik çalışmalar nasıl yapılıyor? İşte bir şeyin tasarımıyla başlıyor bu çalışmalar ve çok gerçekten alın teri dökülüyor. Ve insanlar da haklı olarak bizler haberler yaparken ya ne oldu bu milli muharip uçak hala uçmadı mı diye böyle sorularla karşılaşıyoruz. E, uçacak, yavaş yavaş olacak bu işler ama neden bu kadar uzun sürüyor sorusuyla çok karşılaşıyoruz. Ben dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum ama sonuçta ben gazeteciyim. Çok bir teknik bir tarafım yok burayla ilgili. E, i̇şin isterseniz biraz böyle bir tasarım aşamasından başlayalım. Bir hava aracı yani çok bir basit bir şey de olabilir bu veya milli muharip uçağı gibi çok kompleks karışık bir şey de olabilir. Tasarım aşaması nasıl başlıyor bir hava aracının? Yani aslında şöyle her şey bir konsept fikriyle açığa çıkıyor. <laughs> Siz bir hava aracını tasarlarken bir yapı yapalım, o bir havada bir uçsun, önce güzelce bir kalksın, uçarken bir görevi varsa görevini yerine getirsin ve sağ salim de aşağı insin diye bir hedefle başlıyorsunuz. Hava araçlarının geliştirme süreçleri niye çok uzun? Çünkü hava araçlarında çok fazla sistem var. Belki de hava araçlarını diğer araçlardan ya da sistemlerden ayıran en önemli özellik çok multidisipliner bir tasarım yapısı olması. Uçuş emniyeti çok kritik bir husus burada. Ve uçuş emniyetini etkileyebilecek sistem sayısı arttıkça etkileşimler artmaya başlıyor. Etkileşimler arttıkça işin boyutu büyümeye başlıyor. Ya ben şöyle bir örnek vereyim. Bir hava aracı, orta ölçekli bir hava aracı geliştirirken uğraştığınız gereksinim sayısı yüz binler civarı oluyor. Yani yüz bin tane ister yazıyorsunuz, sonra bunların her birini hangi sistemle nasıl yapacağınızı belirliyorsunuz. Bunları yaparken diğer sistemlerle etkileşim olur mu, olmaz mı, onlara bakıyorsunuz. Sonrasında tabii işin en büyük kısmı teste geçiyorsunuz. Doğrulama aşaması oluyor. Burada aslında gereksinim ister dediğimiz şey aslında requirement, design requirement kısmı. Design requirement'da da mesela bir design requirement örnek olursa işte şu kadar irtifaya çıksın, bu kadar sürete gitsin, bu kadar G'ye dayansın. Bunların her biri bir tane şey. Bunun altında da sistem bazında baktığınız zaman, tasarım adımları açısından baktığınız zaman her sistemin, her alt sistemin farklı isterleri var ve çok farklı koşullarda ve hatta her koşulda iyi kötü bütün koşullarda bir tasarımda dayanması gerekiyor ve o görevi istenen hem tasarım isterinin o performans gereksinimi hem de uçuş emniyeti tarafından uçuş elektrik tarafından gereksinimleri karşılaması gerekiyor. Bunun için biraz iş çok aslında bakarsanız. Bir de tabii burada e, kritik hususlardan bir tanesi hataya dayanıklı sistem yapmanız gerekiyor. İşte fail safe e, design deriz. Yani hava aracı hatayı kaldıran bir sistem değil. Biz hep o örneği verirdik. E, bir araba tasarlarsınız, araba yolda bozulur, gidersiniz müdahale eder, düzeltirsiniz. Evet. Ama hava aracında yaptığınız sistemde bir problem yaşandığı zaman Allah korusun hani can kaybına kadar giden acı süreçler olmasın diye çok fazla kural var. İşte havacılık tarihi kanla yazılmıştır e, lafı var. E, bu kurallar, regülasyonlar, standartlar hani maalesef çoğu kazalardan sonra e, öğrenilen derslerin e, gereksinimlere döndürülmüş hali. Ve burada tabii e, otoritelerimiz var bizim. Özellikle sivil havacılık tarafında çok e, yoğun işletilen ama hani artık askeri tarafta da e, üzerine ciddi çalışılan hani artıktan kastım aslında 2000'lerden sonra e, bir yapı söz konusu. Bir yandan da hani Wright Kardeşler döneminde gibi değiliz. Ee, hava aracını yapalım uçabilir olsun. Hava araçları artık çok kompleks. Çok fazla görev sistemi barındırıyorlar. Ee, hani Pilotun işini kolaylaştıracak sistemlerin yanı sıra yolcular için koyduğunuz sistemler ya da özellikle askeri platformlar için işte milli muharp uçak diyoruz. Milli muharp uçaklar kocaman bir sistemler sistemi. Hani uçak orada uçan bir makine aslında. Bu makinenin de yapmış olduğu bir sürü farklı görev var ve burada da o yapıların birbiriyle doğru çalışmasını hataya dayanıklı bir e, tasarım yapmayı e, sağlamak için koşturduğunuz analiz sayısı, yaptığınız test sayısı, yaptığınız gözden geçirme sayısı oldukça yoğun. İşte hani 10 üzeri eksi 9 e, ihtimalde bir hata yapmasını beklersiniz savcılıkta bir tasarım yaparken. Ya bu şu demek ben bir sistemi yaptım bu sistem milyarda bir kez bozulabilir o da mümkünse evet. e, ömür döngüsü içerisinde değil, hani e, emekli ayrıldıktan sonra olsun diye bir beklentiye girersiniz. Şimdi bir tasarımcı eğer niye bu kadar uzuyor falan derseniz böyle devam edebilir yani. <laughs> <bu arada. gülüyor> daha bir sürü şey sıralayabilir arkaya. <laughs> zaten milyarda bir denince e, bu, bu iş zaten hani sabahlara kadar bu, bu daha başka soruya geçemeyebiliriz. <laughs> e, e, Konuşmamızın başında da belirttiğim gibi insanlar bekleyemiyor bir şekilde. Bir yandan da bakıyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nın o çok enteresan performanslı uçaklarını hadi yapalım diyorlar. 3 ay sonra uçak uçuyor. Fakat bir yandan da işte Verdan'ın da dediği gibi bir sürü şey yazıyorsunuz alt alta. Zaten ben şeyi anlamıyorum. Çok basit bir hava aracı, tek bir mühendis tarafından kaç yılda tasarlanabilir dediğiniz şeyleri alt alta koyduğumuz zaman bu böyle muazzam bir havacılık yükü haline geliyor veya bir bakıyorsunuz işte milli muharip uçak için 15 bin mühendis veya Airbus'un, Boeing'in yolcu uçakları için binlerce mühendis bir de tabii ki dışarıdan destek verenler de var. Böyle bir acayip bir yapı haline geliyor ki sistemler dediğiniz gibi emniyetle çalışsın, sıkıntı olmadan gitsin diye. Ee, oturdunuz, müşterinin bir talebi geldi. Müşteri bu hava kuvvetleri de olabilir, hava yolu da olabilir. Artık Parayı kim veriyorsa, kime yapıyorsunuz o hava aracı? İstekleri yazdınız. Tasarım süreci başladı. Bu acayip bir çalışma. Ve o tasarım sürecinin ilk meyvesi herhalde prototip oluyor bir şekilde. Tolga'cığım orada bir ufak parantez açmakta fayda var. Burada sivil ve askeri kısımda isterlerin yazılması ile ilgili bir iki ayrı fark var. Burada e, sivil tarafta siz bir uçak yaparken bir e, müşteriyle direkt bir sözleşmeniz yok, yani bir tasarım sözleşmeniz yok. Bu biraz şeye benziyor aslında. E, bir otel, siz bir otel'e gittiğinizde, yani bir otelden bir standart bir şey bekliyorsunuz. Yani otelde bunu yaparken her müşteriyle ayrı bir sözleşme imzalamıyor. Ama diyor ki benim otelimde bir yatağım var, bir duşum var, işte bir çalışma masası, televizyon. Yani bu işte temiz bir e, çarşaf, işte temizlen günlük temizlenen şey. Bunun gibi standart şeyleri koyuyorlar ve hatta işte bunda yıldızlı şeye koyup hani bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız belli bir standarda oturuyorlar, oturtuyorlar. Bu aslında sivil tarafta yapılan işler biraz otel kısmına benziyor. Ama askeri tarafta bir sözleşme var. Yani devletler bir uçak alırken ya da bir uçak tasarımı yaptırırken mutlaka bir sözleşme oluyor. F-35'e üye tüm ülkelerin aslında o F-35'in tasarımı ile ilgili olan kısımda ve kalifikasyonu ile ilgili olan kısımda daha ziyade bir şeyleri var, söz hakları var. Ben, ben uçağımda bunu istiyorum diyor. Benim operasyonel kabiliyetlerim, işte harekat kabiliyetlerim bunu istiyor. Bunun için biraz ikisinin arasında fark var. Onun için tasarım isterleri de sivil tarafta onun için biraz daha markete yönelik. Yani bir A380 çıkarken aslında evet biz hava yollarının ihtiyacını inceledik, analiz ettik, baktık. Bu kadar büyük böyle 550 kişiyi taşıyacak bir uçak verimli bir uçak. O zaman bunun işte motorunu buna koyarsak bu kadar yakıt tasarrufu olursa yolcu başına düşen maliyet bu olur. Bilet de bu kadar olursa karlı bir uçak olur. Gibi şeylere dönüyor. Orada birazdan farklı analizler devam ediyor. E bu tabi şeyler için de geçerli. Yani yol sadece yolcu uçakları değil, sivilde kullanılan çoğu uçak için. Hatta hepsi için geçerli bir şey. E, askeri tarafta ise hani siz bir bir İHA istiyorsa devlet bunu bir sözleşme kapsamında yapıyor. Yani bir, diyor ki bana böyle bir İHA yap. Bunun bir şartnamesi oluyor. Devlet sözleşmeler, sözleşme öncesi görüşmeler oluyor. Sözleşme imzalıyor. Bunlar teknik alt kırılımlara döküyor falan. Buraların biraz usulleri farklı. Az önce hani sivil tarafa otel örneği verdim. Askeri uçakta kendinize bir ev yaptırmaya benziyor aslında. Yine evet kalorifer sistemi aynı olmak zorunda bir otelle. Ne bileyim süte evet, saatli evet. benzer olması gerekiyor ama boyutunu siz istediğinize göre ihtiyacınıza göre belirleyebilirsiniz. O işte ülkenizin askeri ihtiyacı neyse ona göre gider. Böyle ufak bir analoji var aslında. Ama sonuçta ikisinin de emniyette uçmasını öncelikle tekerini yerden emniyette kesmesi, uçması veya içinde taşıdıkları insan olur veya ekipman olur. Bunu emniyetle uçurması ve geri dönmesi, daha sonra da görevlerini yapması gibi bir ortak üzere döngü var. Peki e, tam peki, söylediğin şey de bu arada e, uçuşu elverişlik yani Airworthiness olarak geçen kısım bu tam tariflediğin yani tarif e, sen önce tarif yaptın biz adını koymuş gibi olduk ama bu tam söylediğin de bu e, teknik olarak tarifi yapacak olan e, hani ben söylüyorum sen de teknik olarak ismini vereceksin onu tabii ki tabii ki <laughs> <laughs> işin adıyorsun <laughs> peki e, biraz önceki şeye dönersek Sivil veya askeri tarifler yapıldı veya bir pazar görüldü buna göre bir hava aracı tasarımı yapıldı. Binlerce mühendis milyonlarca saat çalıştı ve prototip çıkıyor artık ve bunların e, sizin mühendislik öngörülerinizi ispat edeceğiniz bir prototip çıkıyor. Peki burada süreç nasıl gidiyor bunun sonrasında biraz buradaki aşamaları sormak istiyorum ben. Aslında prototip çıkana kadar da e, nihai ürünün sağlayacağı özelliklere yönelik bir dolu faaliyet yapılıyor. E, bizim işte bir V tipi sistem mühendisliğimiz var. Bu bir süreç. Hani siz bunu bir araba geliştirirken de kullanabilirsiniz. E, Havacılıkta çok sık kullanılır. Çünkü havacılıkta bir sıralı aşamalar vardı. işte gereksinleri belirlersiniz, gereksinler üzerinde el sıkışırsınız, onunla yönelik bir ön tasarım yaparsınız. Ve her aşamada aslında o gereksinlerin doğruluğuna dönük analizler yaparsınız. İşte son dönemlerde çok moda, işte model tabanlı çalışmalar. Yapabiliyorsanız bunların küçük işte mock-up'larını yaparsınız. Mock-up'lı evet. üzerine çalışmalar gider. Yine hani JSF'den bir örnek verelim. F-35 için 35 tane laboratuvar kurulduğu söylenir. Sadece geliştirme çalışmaları için. Evet. Yani ben prototipe giderken harcayacağım parayı aslında azaltmak amacıyla ileride karşıma çıkacak problemleri bertaraf etmek amacıyla geliştirme aşamasında bir sürü validasyon diyeyim ben yapmalıyım ki prototip çıktığında şok olmayayım. Çünkü şöyle şeyler var işte prototipi siz çıkartıyorsunuz iki tane ekipmanınız var bir yere yerleştireceksiniz fiziksel olarak ikisini yan yana takamıyorsunuz. Evet. Çünkü aradaki bir tane braketi modellemeyi unutmuşsunuz oradaki boşluk modelde olmadığı için de ekipmanlar takılır göz gözükürken takamamışsınız. Bunun çözümü çok kolay değil hatta zaman zaman oldukça maliyetli işte hani bizim yine tasarım aşamasında böyle verdiğimiz şey örnekler vardır. Yani kablo deyip geçmeyin. O kablonun geçeceği işte iki santimlik boşluğu yanlış modellerseniz tüm sistem tasarımını başa sararsınız. Evet. Örnekleri vardır. Yaşadığımız örnekler de var maalesef böyle acı şekilde. Ama hani bunları doğru yaparak prototip ürünü çıkarttıktan sonra biz aslında diyoruz ki tasarım tarafında benim ürünüm belli bir seviyede hani bence gereksinimleri doğrulayacak kıvama geldi. Hadi artık bunların testlerini yapalım. Tabi bu test aşamasında özellikle platform üstü yapılan testlerde işte bir sıralamamız var bizim. Önce güç veriyoruz. Güç yer, test, yer, testleri yer testlerinde başlayan bir şey Güç verdiğimizde patlama çatlama olmamasını işte sistemlerin doğru şekilde o gücü aldığını kontrol ediyoruz. şu kısmı kes kes keseceğim. Ee, güç verme derken e hem elektrik gücü vermek, hidrolik belki evet, onu çalıştırmak daha hani motor, motor çalıştırmadık galiba daha. <laughs> yok, daha. sadece aslında elektrik verdik. Hidrolik de vermedik. Evet, ee, elektrik elektrik verdik. Evet. Hep elektrik ilk elektrik veriliyormuş gibi <laughs> o kendisi şey yapıyor tabii yani. Hep ilk elektrik veriliyor <laughs> Şimdi ben aviyelikten girmeyeyim istersen pek hoş olmaz. <laughs> elektriği verdikten sonra yani sistemin aslında doğru enerjiyi alıp bir problemle karşılaşılmadan diğer sistemlerin çalışacağına dair teyit aldıktan sonra sırasıyla sistemler çalışıyor. Ve bu aşamalarda hep izin süreci var. İşte motor çalıştırma aşamasına geçiliyor. Artık motor çalıştırmada iş biraz daha uçuşa yaklaştığı için hani uçuş grubunun... Motorla beslenen aslında, sistemler. motor gücüyle beslenen bazı sistemler var. Hani motor, Motorun beslediği işte burada hidrolik sistemler bazı işte pompalar, basınç kısımları, kabin basınçlandırma, ısıtma soğutma bunların hepsi aslında motordan güç alan üniteler. Bunlar da aslında yerde başlıyorlar. Ve yer testleri şey ama burada tabii bizim için çok önemli bir konu. Prototip ilk üretilip de e, böyle ortaya çıktığında bir hangardan çıkış töreni oluyor. Rollout töreni. Bu bizler için her zaman bir, bir projede çok önemli bir aşama. O aşamayı geçmiş olmak ve yer testlerine başlıyor olmak keyifli bir süreç daha sonrasında uçuşa giriyor. onu ayrı soracağız herhalde ayrı konuşacağız Evet. evet. <laughs> ee, bu kadar e, Madem mad şöyle çiftliği alalım Madem bu kadar hızlı gitti motor çalıştırdık rule ve uçuş testlerine bari aradan Serdar anlatsın bize evet. nasıl devam ediyor biraz da bunlarla ilgili konuşalım lütfen konuşalım lütfen. Evet. Bu arada tabii şeyi belirtmek lazım çok güzel sorular gelmiş çok tatlı yani böyle çok akıllıca sorular gelmiş ben gençlerin sorularını çok beğeniyorum Bu sorulardan bir tanesi de uçuş testleri neye göre yapılıyor hangi senaryo kim belirliyor hangi kurallar var bunlara göre bir kısım var uçuş testlerinin aslında planlaması projenin ilk operasyonel konsepti aslında o V tipi Sistem Mühendisliğinin başında istenen hani uçak bu görevi yapar şeyinden itibaren başlayan bir süreç orada biz planlamalara başlanıyor yani bir uçuş test grubu oradan itibaren devreye girip bir neyi test edeceğiz biz bu requirementı bu tasarım nasıl göstereceğiz en sonunda bir neyi yaparsak bu kabul görecek soruların cevabını arıyor ve çok büyük plan ve prosedürler çıkartılıyor. Daha sonrasında bir sıralamaya konması gerekiyor. Bu sıralama iki tane aslında şeyi var. Önem, önemli noktası var sıralamada. Yani i̇lk uçuşun hiçbir tartışmasız tek hedefi var. Sağ başarılı bir iniş. <laughs> hani ilk uçuşta yapma evet. şeyi bu. Ama ondan sonraki kısımda özellikle tasarım tarafından baktığımızda tasarımda en çok değişme ihtimali olan yani tasarım çıkınca böyle şey değildir böyle her şey bitmiş olmaz. Hani birçok geri dönüşlerin olacağını da düşünmek gerekir. Ee, orada orada test mühendisleri de tasarım grubunun çok koordineli böyle bir harmonik bir çalışması gerekir. Hatta bunun ismine de bir entegre uçuş test ekibi olarak isimlendirilir. Bunun içerisinde kalite, işte üretim, tasarımcılar, programcılar herkes olur. Burada aslında biraz böyle şey, işin şey, kon, öz, özü konuşulur ve Tasarımın endişe ettiği ya da endişe ettiği demeyeyim, şüphelendiği bazı noktaları öne alırız biz. Bir yandan da tabii bir değişiklik hikayesi var. Yani değiştiği zaman diğer sistemlerde değişiklik etkisi yoğun olan yapılar önden test edilir. Uçuş yani test için çok doğru bir örnek olmayabilir ama yine ben elektrik sistem örneğini vereceğim. Elektrik sisteminiz değişirse sizin tüm güç beslemeyle ilgili yapılarınız değişebilir. Ve bununla ilgili yapacağınız tüm testler boşa gidebilir ya da bir bilgisayar örneği verelim. Ee, i̇şte tüm uçaklarımızda artık akıllı üniteler yoğunluklu kullanılıyor. İşte bilgisayarın sürdüğü bir yapıda, e, bilgisayarın ana mimarisine bir değişiklik yapacaksanız onunla ilgili bir uçuş testi ihtiyacınız varsa bunu doğrulamadan diğerlerini yapmak anlamsız evet. olur. Çünkü yaptığınız tüm testleri başa sarmak durumunda yani kalırsınız. Yani misal çok basit. Yani stol testleri, tehlikeli testler aslında kategori olarak. Arkasından spine bağlayabilir, süresiz kalabilir uçaklar stol testleri ama bir taraftan da kanat ağrı döneminin doğrulandığı bir test. Onun için de çok uzatmadan stol testlerini bir an önce yapmak istersiniz. Onu yaparsanız ve problem bekler, beklenirse çünkü bazı sivil rükkanlarda stol testinin sonucunu elde edeceğiniz stol hızı uçak tipine göre bir şeyi var. Bir limiti var, var, bir rejimi var. ...onun altında ya da üstünde olup olmadığınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Bu tasarım açısından olan kısım. Bir de <laughs> işin emniyet kısmı var. Bir uçuş zarfı açma diye bir e, şeyimiz var bizim. E, uçuş zarfı da aslında irtifa, sürat ve e, G kuvveti olarak e, bakabilirsiniz. Burada e, çok ortasından başlayıp... E, ...önce işte e, irtifasını hafif arttırıp... ...sonra işte süreti hafif arttırıp... E, ...bu şekilde götürdüğünüz, e, G'sini hafif, hafif açtığınız bir zarftan bahsediyoruz. Burada da köşelere hemen gitmezsiniz. Yani biz siz bir uçağınızın operasyonel konseptinde işte 50 bin fite çıkacak iki mah uçacak şey varsa ikinci uçuşta siz buna gitmezsiniz. Kademe kademe gidersiniz. Bu bir emniyet koşuldur. Planlamalar aslında buna göre gidiyor. Her şeyin özü buna göre gidiyor. Ve bir testi planladıktan sonra bunları yaparken de çok numarik değerler üzerine ve hani tamamen aslında bunu bir kendi yorumlarınızı falan böyle çok böyle ya bana göre şöyle olmuş bu uçak falan gibi böyle bir şeyler katmadan normal öyle aldığınız veriler bir kere prototipler dedin prototipin en önemli kısmı e, uçuş testi enstrümantasyonlarından uçak üzerinden veri toplanan e, uçaklar olması. Şöyle bir örnek vereyim. Aslında veri dediğimiz şey de işte sürat bilgisi, irtifa bilgisi. Bunlar normal uçakta gösterilen bilgilerden bağımsız olarak başka ekipmanlar üzerinden, başka sensörler üzerinden de ölçülüyor. Ama bu yani bizim yaptığımız bir prototipte mesela 1500, başka bir yine prototipte 2000 civarı. Dışarıda daha büyük sivil uçaklarda milyon seviyelerinde Veri toplanıyor. Bu verilerin toplanması zaten hani uçuş testinde en büyük amaçlarından bir tanesi. Veri yoksa hani uçuş testini boş boşuna uçup gelmiş gibi bir şey oluyorsunuz. Bu verilerin de en sonunda bir raporlanma süreci var. O raporlanırken de bizim işte dünya standartlarının... işte sevil havacılık otoriteleri otoriteleriyle ya da işte bizim kendi askeri otoritelerimizle konuşurken kullandığımız ortak uçuş uçuş test dili diye bir şey var aslında. Onlar üzerinden e, o kapsamda bir raporlama yapılması gerekiyor, güzel grafiklerin çıkarılması gerekiyor. Önce kendi iç tasarım ekiplerimize bunları tabii anlatıyoruz. Bazen şey demek de zor oluyor. E, bebeğiniz biraz çirkin olmuş demek zor oluyor. Ama e, açıkçası bunu demek gerekiyor çünkü bu ticari bir konu, orada dememiz lazım çünkü uçuş testi bir taraftan da ilk müşteri, yani o uçağın ilk müştericisi, müşterisi e, biz e, uçuş testçileri oluyoruz. Öyle olunca da baktığınızda e, biz kabul edersek aslında diğer taraftaki tüm dünyaya da satışları ya da işte kabul edilmeleri okey oluyor. Tabii burada uçuş testlerinin bir önemi de uçuş testleri normal e, bir durumdaki doğrulamayı yapmıyor. Yani telsiz örneğinden gidelim. Evet. Ben uçağı havalandırdım. E, meydanın üstünde uçarken kuleyle haberleşiyor. Ay ne kadar güzel ben doğru sistem yapmışım diyemiyoruz. Hani orada aslında uçuş testin ana işlerinden bir tanesi en kötü koşulu bulmak. Evet. Yani telsizin aslında haberleşmesinin e, en zorlu olacağı durumu bulmak. İşte atıyorum 100 milden işte line of sight deriz biz. E, ne diyeyim? Ben bakış attı diyeyim. Evet. Bakış attının limitlerindeyken o telsiz kuleyle konuşabiliyorsa doğru tasarım yapılmış olur. İşte onun anteninin uçakta bulunduğu konuma göre uçağın işte dönüşleri, yatışları e, çünkü hani uçuş testi aslında bir test kampanyası olmakla beraber uçağın maruz kalacağı her koşulun ...olabildiğince denendiği bir kampanya. İşte tasarımın da... E, ...anormal durumlar düşünülerek... ...yapıldığını göz önünde bulundurursak... ...doğrulanması gereken e, ana bir tanesi de... ...bu anormal durumlar olmuş oluyor. Tabii ki uçuş emniyetini tehlikeye atmadan. E, şimdi... ...uçağı tasarladınız... ...üretim tamam, uçuş testleri başladı... ...ve arkasından da... E, ...bu uçuş testlerinde... ...aslında ilk müşteri gibi değerlendirmeler... ...gerçekleşiyor. Ama şimdi bazen bakıyoruz... Sivil projelerde bir de bu uçuş test sürecini takip eden bir havacılık otoritesi oluyor. Bunun da en başarılı örneklerinden biri ülkemizde de mesela Hürkuş A modelinin EASA sertifikası alması. Peki Hürkuş sonuçta bir eğitim uçağı, askeri bir eğitim uçağı buna gerek yok denebilirdi ama böyle bir önemli bir adım atıldı Türkiye'de bir ilk. Şimdi açılan yoldan e, T-625 helikoptere gidecek, başka hava araçları gidecek ve bu konuda tecrübeler artacak. Peki, sivil otorite nasıl karışıyor bu test sürecine, neler yapıyor mesela? Biraz bunu Biraz, e, demek isterim. Bir düzeltme yapayım. Sivil otorite testlerde değil, sürecin en başında giriyor. Evet. Hatta e, askeri projelerdeki otorite tarafı, askeri otoritede artık yaygınca var, sözleşme görüşmeleri sırasında giriyor. Çünkü sizin tasarımda az önce konuştuğumuz hani gereksinimleri belirlerken e, sivil regülasyonlardan almanız gereken gereksinim setleri var. Siz ilk başta bu gereksinim setlerini otoriteyle el sıkışıyorsunuz. E, i̇şte örnek veriyorum sivil havacılık der ki işte e, sivil uçaklarda işte CS-23'te bir tane radyo navigasyon ekipmanı yeter de işte CS-25'te iki tane gerekir. Belki CS'leri de söylemek gerekiyor Tabii, burada. Tabii e, yani uçakların Şimdi, boyutlarına göre farklı CS'ler CS var. CS aslında EASA ve EFE gibi dünyada sivil havacılık otoritesi olan e, kurumların ortaya koyduğu bir uçak yaparsanız ve bu uçağın emniyetli yapmak istiyorsanız bu kilolar arasında yani belli kilolar arasında CS-23 ya da işte FAR-23 bu kilolar arasında işte 25 bu kilonun üstündeyse bu kadar yolcu taşıyorsa helikopter için işte bu kadar şey boyutu varsa bu kadar tonajı varsa yine orada da 27-29 gibi dön, değişen ve bu aslında sadece uçaklar ve helikopterler için değil tüm hani uçan hava araçları için böyle bir regülasyonlar setleri var bu setler sizin ilk başta zaten gidip başvurduğunuz yani ben CS-23 almak istiyorum dedik yani Hürkuş'un ilk başında gidip EASA'nın karşısına oturduğumuzda onlar da dediler ki size biz o zaman bir tasarım organizasyonu ve üretim organizasyonu vermemiz lazım. Zaten aslında bakarsanız sürkuşa A'nın ilk kısmındaki ana hedeflerden bir tanesi bu süreçleri öğrenmekti. Çünkü ondan önce Airbus'tan A400M kısmında, A400M ihalesinde biz üretim artı tasarım onayı aldık. Yani Airbus'un onaylı tasarım Harbiyesi. alt yüklenicisi olmuştu TUSAŞ olarak. Onun üzerinde EASA'dan da bir alınması gerekti. Yani öyle bir vizyon çizildi. Bence de çok güzel bir vizyondu. Çünkü arkasından da birçok sivil uçağın da üretilmesi söz konusuydu. Orada tabii hani oradaki süreçler ise sadece sivil uçak geliştirirken değil aslında askeri uçak geliştirirken de yoğunluklu kullanıyorsunuz. Birbirlerinden çok ayrışmıyorlar. Hatta zaman zaman askeri uçağın görev bazı daha zor koşulları olabiliyor. Bu tasarım organizasyon yeterlik onayı diyoruz biz buna. E, hakikaten de yani Hürkuş Projesi'nde e, TUSAŞ'ın ve aslında TUSAŞ'la beraber Türkiye'deki e, yan sanayinin diyeyim ben, hani o projede yer alan diğer paydaşlarında organizasyonel olarak hava aracı ya da hava aracında bir parça tasarlamaya dönük e, vizyonun çok açıldığını açıkça söyleyebiliriz. Hani ne neden yapılır, e, tasarım sürecinde neye dikkat etmek lazım, işte neleri dokümante etmek lazım, neler nasıl kontrol edilir gibi bir yapı var. E, o... burada, burada aslında tasarımla ilgili olan şey de, yani, otoritenin en çok söylediği şeylerden bir tanesi, ürünün sertifikasyonu yanı sıra aslında organizasyonunuzun, yani şirketinizin de bir e, onay alması gerekiyor. Burada aslında otorite sizinle devam böyle uğraşmıyor. Geliyor ilk başta bakıyor, koşulları koyuyor, ondan sonra süreçleri koyuyor. Bunları sağlayın ve bana bunu sağladığınızı gösterin diyor. Bunu da hatta... Bir de sürecin içerisinde şeyleri koyuyor. Diyor ki sen diyor bir head of engineering diye bir birim koyacaksın. Bu bir kişi. Bu bir yetkinlikte bir adam olacak. Bir kere bana bunu tanımlayacaksın. Bir tane bağımsız e, izleme kısmı olacak. Independent monitoring diye geçen. Bu senin faaliyetlerini benim adıma bakacak yani. Bu çok önemli bir bölüm. Ondan sonra bir tarafta Airworthiness kısmı var. Uçuş elverişliği, sürekli uçuş elverişliği denetleyen bir kısım var. Bu tarz şeylerin olması gerekiyor yapılanmaları. yapılanmaları. Yine üretim tarafına baktığınızda da üretim tarafında da bir prosedürler var. Orası da ayrı bir dünya. Ee, ama sonuçta EASA mesela bize geldiğinde bu süreçlerin e, denetimlerini yapıp ondan sonra tamam dedi. Siz bu şeyleri sağladınız. İşte sizin her şeyiniz bu söylediğiniz şeyler var. Siz artık kendi kendinizi denetleyecek şekilde götürün. Onun için biz sertifikasyonla ilgili kısımlar çıktığında biz kendi içimizdeki aslında birimlere doğru dönüyorduk. Ve ondan sonra da en sonunda aslında hürkuşun kuşun denetlemesine geldiler. Ama aralarda da hani mesela uçuş test açısından bakarsak uçuş testine geldiler ve dediler ki çok güzel yani onların bir şeyleri var derecelendirme kısımları var bulgulara göre. İşte şu doğru mu bu doğru mu yazdığınız süreci yapıyor musunuz yapmıyor musunuz ve bunlar o regülasyona uygun mu diye bakıyorlar. Ya aslında kalite bakış gibi, açısı gibi. gibi hani sadece kural setleri biraz daha havacılığa göre çevrilmiş ve bazı bağımsızlıklar talep ediyorlar. Bu arada tayının o dönemde çoğu bölümü yani perfect şey aldı, excellent e, not olarak geçti. Ondan sonra da çok güzel bir süreçti. aslında bir sürkuş ağının e, sertifikasyonunu da aldık. Adı, o da kötü bir zaman denk geldi, pek duyurulmadı ama e, yine de e, çok başarılı, güzel bir e, şey olduğunu düşünüyorum. Çok, çok emek var orada. Tabii ki bir uçak sivil olsun, askeri olsun bir sertifikasyon sürecinden geçiyor. E, müşterinin de bazı standartları var, onların kontrolleri, şunları bunları ve hizmete giriyor. Ben şeyi sormak istiyorum. E, uçak tabi belirli bir süreden sonra e, başka müşterilere satılıyor, e, başka yerlerde üretilebiliyor. E, lafı şeye getireceğim, KT-1 projesine getireceğim. E, örneğin Güney Kore'den sonra Türk Hava Kuvvetleri uçağı seçti, e, kendini ispat etmiş bir uçak ve burada da üretildi bu uçak ve e, Serdar'ın yaşadığı bir e, problem oldu, bir test uçuşu sırasında. Yani demek ki. Kendini ispat etmiş bir uçakta da bir sürü şey çıkıyor. Veya biraz daha açmak örnek vermek gerekirse e, Boeing 51 yıldır 52 yıldır 737 uçaklarını yapıyor. Ve bu uçakların son neslinde bir yazılım hatası ortaya çıkıyor. arka arka iki kaza ve uçaklar e, geçen yılın Mart ayından beri neredeyse bir buçuk yıl olacak uçaklar uçmuyor. Böyle bir süreç var. Peki böyle bir süreç olduğu zaman örneğin Serdar'ın başına gelen olay gibi e, ee, nasıl bir ne doğru geriye bakılıyor? Nerede hat, hata nasıl bulunuyor? Nasıl gideriliyor? Mühendislik olarak neler yapılıyor? Neler yapılıyor? Yani aslında şöyle söylemek lazım. Hani bir hatta bir herhangi bir kaza olduktan sonra zaten çok ciddi bir kaza analizi yapılması gerekiyor. Bu kaza kırım incelemeden sonra e, kazanın ana sebeplerini yani kök nedenlerin neden olduğuna inilmesi gerekiyor. Bu kök nedenlerde de eğer tasarımsal bazı noktalar bulunursa bunlara ilgili, bunlarla ilgili regülasyon boşluğu var mı yok mu? Önce ona bakılıyor. Eğer regülasyon eksiği varsa o zaman regüla yeni regülasyonlar geliyor ya da mevcut regülasyonların e, yeniden güncellenmesi denk geliyor ki söylediğim Max kazası sonrasında bizim duyduğumuz kadarıyla takip edildiği kadar biraz hassas bir konu olduğu için her şeyi yazmadıklarını düşünüyorum bu arada ben. Ee, ama Boeing'in e, yani FAA'in daha ziyade e, firma içerisindeki denetçilerin yetkinlikleri konusunda bir değişikliklere gideceklerini duydum. Bunlar da aslında bakarsanız bir regulasyon değişikliği. Ee, bizim kaza tabii ki bir, bir sivil taraf değildi. kt 1 sivil bir uçak değil. Ee, bir Kore'nin e, DAPA diye kendilerine ait bir e, askeri sertifikasyon otoritesi var ve o onlar tarafından yapılmış durumda. Ee, hani EASA'nın bizim Ürkuş'un girdiği şeye girse full geçer mi? Ge geçemeyebilir. Yani bazı, bazı noktalarda geçemeyebilir. Bazı noktalar çok iyi olabilir. Ee, hepsinden de geçebilir. Hani bir yorumda söyleyeyim. Hani ters bir şey gitmesin. Ama e, bir şekilde o KT1 tlerdeki çıkan kısımlar aslında sivil tarafı çok ilgilendirmiyor. Askeri tarafa bakılıyor. Orada da aslında tasarımsal bazı problemlerin de yine olduğunu e, daha önce şeyde zaten hani konuşmuştuk. Yani tasarımsal da var. Birçok farklı neden de var. Onların ama hepsi düzenlendi. Yani hepsinin için bir hem TUSAŞ tarafından hem Silahlı Kuvvetler tarafından düzenlendi. Ben şimdi açıkçası tekrar baktığım zaman iyi ki olmuş diyorum. Ee, evet bizi heyecanlandıran bir konu oldu. Ama iyi ki olmuş çünkü süreçler çok iyileştirildi. Çok şükür şu anda da uçaklarla orada e, başarılı bir şekilde uçuyorlar emniyetli bir şekilde. Ya bu arada hani hava araçlarındaki kazaların sebeplerinde çok fazla bileşen var. Mesela bakımda insan hatası diye bir konsept var. Yani bakım yaparken insan hata yapar mı? Yapar. Ve hani aslında siz tasarım yaparken de yarattığınız sistemin bakımında insan hatasından ağrı olmasına çalışıyorsunuz ama olur. Hani evet. bu da bir kök sebep olabilir. En çok korkulan şey aslında gizli kalmış hatalardır. Yani uçuş emniyeti dediğimiz evet. şey bilinen risklerin alınması. Yani hiçbir şey yüzde yüz hatasız hiçbir zaman çalışmaz. Hani her şeyin bir hata ne diyeyim marjini vardır. Buradaki ana konu işte tüm hata senaryolarının gözden geçirilerek uygun önlemlerin alınması. Hani kazalarda da bizim gördüğümüz kadarıyla zaten açığa çıkan şeyler. İşte Amsterdam'daki kazada hani aslında uçakta yine yıllardır kullanılan bir sistem var ama iki tane sensör var. İşte sensörün biri bir sisteme bağlıyken öbürü öbürüne bağlı. Bunlar birbirine paralel bakılmamış. Niye? Çünkü o hata senaryosu hiç dikkate alınmamış tasarım sırasında. Buralara kadar geri gidiliyor. Hani ben burada da dokümantasyonun bir altını çizmek istiyorum. Özellikle hmm. Türkiye'de e, sanayi tarafında dokumentasyondan böyle ciddi bir çekinme hali var. Çok güzel işler yapıyoruz ama yaptığımız işleri hadi yazalım dediğimizde hmm. belki biraz e, Türk mantığından zorlanıyoruz. E, buralarda bu, bu, bu ama şey yani hani genel bir şey yani şu an sadece sanayi değil hani Türk Türkiye. İşte az önce daha önceden konuştuğumuz şeyler hani okumayı yazmayı çok sevmiyoruz genel olarak. Ama havacılıkta da tam bunu söylüyor. İyi oku ve ondan sonra yaptığın da iyi yaz aslında Şimdi şeyi bu. Çünkü yazarsan her şeyi kayıt altına almış evet. oluyorsun ve geriye döndüğünde onu çorap söküğü gibi arkasından gelmesi gerekiyor. Çok maliyetli. Havacılıktaki kazalar, hatalar. Burada onun için de tane... hani mesela bizim için alınan dersler veritabanı çok kritik hale geliniyor. Hı. Ee, özellikle büyük e, havacılık devlerinin e, sistemlerinde tasarım e, geliştirme aşamalarında kendi rehber dokümanlarının, işte kendi alınan ders e, ne diyeyim, Sistematik ben sistematiklerin mi? çok yat, yaygın olduğu ve bunun hani bir miras gibi nesilden nesile aktarıldığını görüyoruz. Ee, hani bu da zaten sizin o emniyetli hava aracı yapma, uçuş elverişliği sağlayan koşulları yapmanızı hızlandırıyor. Ha bunlar hızlanırken yeni hava araçları niye yavaş çıkıyor? Çünkü teknoloji sürekli değişiyor. İşte yazılım çok artıyor. Diyo 178 diye bir standart çıkıyor. Bu sefer donanımdaki hataları düzeltelim diyorlar. Diyo 254 diye bir standart çıkıyor. Hani orası da durmayan bir süreç olarak hızını sürdürüyor. Bu, bu arada yeri gelmişken şeyi de söyleyelim. Hani tarihteki aslında en güzel bu regulasyon ile ilgili e, çok önemli bir kaza var. Sen de biliyorsun. Komet uçakları. E, bu komet uçaklarının pencereleri e, ilk tasarımda e, kare. Ve bunlar yani jet motorlu aslında ilk büyük yolcu uçaklarının örneklerinden. Kare yolcu uçakları var. Kare pencereler var ve bunlar uçuyorlar. Bir süre sonra üç tanesi arka arkaya e, havada dağılarak gidiyor. Ve insanlar ölüyor. Sonrasında inceliyorlar. Bayağı bir uzun inceleme var. Ve uzun inceleme sonrasında şunu görüyorlar. O pencerelerin kenarında çatlaklar oluşuyor. Bu pencerelerin kare olmasından dolayı kenarlarında zaman içerisinde basınçlı kabinden dolayı yavaş yavaş çatlaklar oluşuyor. Ve hiç bu beklenmedik anda o çatlakların ani büyümesiyle uçak gövdesinin komple dağılması söz konusu oluyor. Bu sebeple kurallar getiriliyor ve bu kurallardan en önemlisi Artık şu anda uçaklı tüm yolcuların e, gördüğü, bildiği gibi artık uçak pencerelerinin kenarları hafif e, kör. Yuva, yuvarlak. Yani kör, kör uçur var. E, bu da orada herhangi bir kuvvetin oluşmasını engelliyor. Bir de buna ilave şunu koyuyorlar. Diyorlar ki işte o zamanlarda yapılan fatik testlerinde işte bin cycle yani bin kere uçağı basınçlandırıp yerde tekrar basıncını alma testi. Diyorlar ki bunu lifetime kadar yapacağız. Yani bu uçak hayatı boyunca ne kadar uçar? Ee, işte i̇şte 16 e, kere uçar. 16 bin kere kalkar iner. O zaman 16 bin diyorlar. 16 kere yapalım. Bu tabi uçaktan uçağa göre ya da işte standarda göre değişiyor ama bu regulasyonlar da değişiyor. Yani bu hep aslında şey arkasında her regulasyonun işte bu özellikle sertifikasyon kurallarının arkasında çok güzel şeyler var. Ee, önemli noktalar var uçuş elverişlikle ilgili. Durum böyle. Biz tabii çok konuşuyoruz bazen. <laughs> bu ana soruyu unutuyor olabiliriz ya. Yani. onu da söyleyeyim. <laughs> ee, anlatmak istediğiniz şeyleri anlatıyorsunuz. Benim sorularım değil de hani gazeteciler bunları yemez. Onu da belirteyim. Peki ee, peki merak ettiğim konulardan biri de e, bir sürü soru alıyoruz biz örneğin. insanlar diyorlar ki işte test pilotu nasıl olurum veya test mühendisi nasıl olurum? Şimdi bu kavram Türkiye'nin kendi... Hava araçlarının yapmasıyla birlikte test etmeye başlamasıyla birlikte e, bu kavramda girmeye başlıyor. Uçuş test mühendisi veya bu birimde çalışacak mühendislerin özellikleri ne olmalı? Ne olmalı? Şimdi bu aslında dünyada biraz değişken bir konu. Hani her yiğidin ayrı bir yoğurt değiş tarzı var biz bölümü ilk 2006'da hani arkadaşlarımızla kurduğumuzda buna bir cevap arıyorduk aslında. Yani kimi alalım? Yani kim uçuş test olsun? Bize, bize kim katıyor? Ya da biz neyiz de uçuş test olduk diye. Aslına bakarsanız birkaç tane önemli özellik var. Bir tanesi uçuş test yani çok deneyimli uçuş test kimdir? Yani sonuçta nereye gidilmesi gerekiyor bakarsanız. Çok deneyimli uçuş test mühendislerinin dünyada şunu gördük. Uçuşu iyi bilen, havacılık mühendisliği ya da işte uzman olduğu elektrik-elektronik ya da makine mühendisliğinde gerçekten iyi bir mühendis olan test mühendisliği kavramı yani bir bu işte bahsettiğim süreçte işte prosedür yazma, requirementı anlama, tasarımla konuşma, müşteriye gerekirse konuşma, o testi birebir icra etme, onu çok güzel bir dille rapora dökme, bu kabiliyetleri, bu bu meziyetleri yapabilen biraz böyle e, açıkçası ben çok önem veriyordum e, çalışkan olma. Yani bu önemli bir konu çünkü çok çok çalışılıyordu uçuş testimiz çok erken kalkar yani işte bir kuşun uçuşu için biz sabah üçte kalktık yani ilk uçuşu için yani çoğu uçuş için böyle gitti hep e, hala da öyledir e, tüm dünyada e, bir kere çok disiplinli olması gerekiyor e, ve gerçekten neyse onu çok net konuşuyor olmak lazım çünkü testçi biraz böyle hani doğruları söyleyen adam oluyor e, olması gerekiyor hani olmamış bu uçağa efendim çok güzel olmuş bu uçağımız. Enfes bir uçak falan diyemezsiniz. Yani olmamışsa olmamıştır. Olduysa da olmuştur. Yani o requirement'ı geçtiyse geçmiştir. Hani bu daha geçmemesine rağmen olmadığı ya da işte bu istenen özellikle değil falan diyemez bir uçuş testçi. Test pilotu için hani baktığınızda da hani test pilotların tabii bu ihtimalle daha sonra bir başka test pilotu konumuz da olur. Onlar daha güzel anlatır ama test pilotlarında da aslında ana ana en öz şey çok çok güzel bileğin olması gerekiyor. Bilek derken çok güzel uçmaları gerekiyor ip gibi ee, bir şekilde çünkü çok özel uçuş test manevraları var. O manevralardan bizler veri çıkartıyoruz. O verileri çıkartmak için e, o manevraları tertemiz yapıyor olmaları gerekiyor. Onlar hakkında çok böyle hani şey yapmayın çünkü ayıp olur. E, ama bir şekilde şu bir öz, yani tüm dünyada gelişen bir konu. Çok mühendis birisi hani uçuşu biliyor olması lazım. İyi bir pilot da mühendisliği azıcık biliyor olması lazım ve bir takım ruhu halinde çalıştırıyor olması lazım. En başarılı ekipler bu şekilde oluyor. Evet biraz da e, okuyucularımızın, izleyicilerimizin yazdığı yorumlara bakalım. Onların sorularına soralım. E, ben tabii bu arada birçok bir izleyicimiz projeler hakkında bir şeyler sormuşlar ama e, sonuçta e, projeler bağımsız olarak devam ediyor. Bunlarla ilgili bir şey söylemek e, bugünkü konumuzun, bugünkü röportajımızın konusu değil. Ben birkaç soru sormak istiyorum burayla ilgili. Emre Dönmez demiş ki, Türkiye'nin havacılık alanında yaptığı atılımları nasıl buluyorlar? Böyle bir kısaca bir, nasıl bakıyorsunuz? Biraz bir şeyler söyleyebilir misiniz bu konuyla ilgili? Ya yani Aslında ben kendi işe giriş tarihimden bir dem vurayım. Ben 2005'te başladığımda bir sürü proje yerli milli olsun diye bir irade vardı. Hani o zaman işte adı savunma sanayi müsteşarlığı kuvvetlerimiz ve hani Tayin'in yapısıyla buna çok ciddi bir yatırım yapıldı. Hani hep şey söylüyoruz biz, biz çok şanslıydık. bir yandan da şanssızdık. Hani bizden önceki dönemde yapılan bir tasarım yoktu. Ama hani bir bilgi havuzunda boğulup orada kendi kendimize yüzme öğrendik. Hani bunun da aslında ekmekleri yanıyor. Yani bugün aslında sadece Tayi için değil hani Baykar için de İHA'ların e, sağlamış olduğu e, kabiliyetler kazandırmış olduğu e, ne diyeyim? önemli özellikler hem maddi hem manevi olarak ülke adına çok önemli. Hani havacılığın yanı sıra e, işte mühimmatlarda yaşanan, işte ekipmanlarda yaşanan millileşme politikası çok doğru bir yere gidiyor. Ya biz bizim için şurada ufak bir böyle şey yapayım e, parantez için. Özellikle İHA'lar konusunda tabi e, tabii İHA'ları yaparken eski e, o zamanlar hani tasarım bölümündeydim ben. Hani İHA'ların bir şeyini anlatıyorduk, konseptini anlatıyorduk. Yani silahlı kuvvetlere, müsteşarlığa işte toplantılar yapılıyordu. Hani biz bir İHA yapacağız ve böyle yapacak. Bir İHA olacak ve böyle işte böyle uzaktan haberleşecek, altına da mühimmat takacağız, patlatacağız falan. Tabii o zamanlar böyle şey geliyordu. Hani e, örneği olmadığı için yapabilir miyiz acaba, olur mu gibi böyle şeyleri vardı. Bunu eminim başka İHA üreticileri de yine aynı şekilde yaşadılar. E, ama sonuçta genel nokta, çok güzel bir nokta oldu. Geçenlerde Arda hocam da hani bahsetti. Artık Türk tipi hani İHA harekatı gibi böyle özel başka konseptlere kadar gidildi ki bunlar da o zamanlar hani çok eski zamanda Anka'nın ilk tasarım zamanları konuştuğumuz şeylerdi. Onları görmek çok sevindirici. Buradan da aslında hani mühendisler extrapolation'ı sever. Hani oradan buradan bu geliyorsa hani buradan da devam eder mutlaka bu diye düşünüyoruz. Tabi burada hani e, ürünlerin tipleri çok farklı, e, işte siz bir yanda milli mark uçak var, bir yanda İHA var, işte bir yanda jet eğitim uçağı var. E, ben modernizasyon projelerinde çalıştım. Amerikalıların aslında 60'lı yıllarda e, envantere aldığı uçakları biz anlamaya çalıştık 2000'li evet. yıllarda. Evet. Yani T-38'de çalışırken e, diyorduk ki bu adam bunu buraya niye koymuş olabilir? Hani bu valşin burada nasıl bir faydası olmuş olabilir? Bunlar çok önemli kazanımlardı ama sistemler kompleksleşti tabii bu işte yerlilik, millilik de zorlaşıyor. İşte motor konusu var. Hani bizim motorla ilgili bir uzmanlığımız yok ama biz de takip ediyoruz olanı biteni. Motor teknolojisi çok bambaşka bir teknoloji. Çok ciddi bir malzeme işi var. Hani buradaki atılımlar doğru olmakla beraber bu milli kritik teknolojilerin doğru belirlenmesinin kritik olduğunu düşünüyoruz. Yani... Her şeyi evde yapmak mı yoksa evrensel olan, erişilebilir olan şeylerle devam etmek mi sorusunun cevabı bana göre verimlilik açısından biraz daha milli kritiği doğru bulup diğer sistemlerle gitmek. Burada aslında akıllı kalması için savunma sanayi diyoruz hep. İşin bir savunma boyutu var. Ülke savunması için hani şey yok. Hani onun bir bedeli yok. Hani kaça savunursunuz bu ülkeyi? Hani onun onun bir fiyat be, veremezsiniz. Hani ama bir taraftan da sanayi kısmı var. Bak bu başka bir yerlerde yoktu eskiden yani müsteşarlık zamanında bir sanayi kısmı var. Bu sanayi kısmı da aslında biraz Amerika modeli yaptıkça, kendi ülkenizde başarılı biçimde kullandıkça, diğer taraflara da, diğer kardeş ülkelere, dost ülkelere de bunların satışlarını yapıp, oradan belli bir bu işlerin maliyetlerini çıkartacak ya da bunların üzerine yeni teknolojileri geliştirecek kendini çevirecek bir çarkın oluşturulmasıyla hedef. Burada bir Denge yapılması lazım. Yani çok bu zaten devletimizin şu anda en çok uğraştığı şeylerden bir tanesi. Tabii hani biz askeri havacılık alanında çok geliştik ama sivilde bu kadar hızlı giden bir Türkiye yok. Ee, hani hatta yeah. daha işte primitif çok ilk emekleme aşamalarında bile olup olmadığımız tartışılabilir. Bunun ana sebebi bu. Yani sivil dünya çok daha işte ticari. Para kazanmak için yaptığınız işler var. Ama hani Türkiye'de biriken... E, ...bilgi birikimini ve insan birikiminin aslında biz buralarda da kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü hakikaten e, özellikle biz yabancı firmalarla çalışırken şeyi fark ettik. Türkiye'deki mühendisin eriştiği seviyeye onlar çok daha uzun zamanda gelmişler. Çünkü orada her şey çok zaten tanımlı. İşte parçalara bölünmüş işler var. İşte herkes bir parçanın uzmanı. Burada bir miktarda mecburiyetten e, o uzmanlıklar biraz daha çoğalmış durumda. Haliyle de artmış durumda. Yani bunları sivil tarafta da sivil aracılık adına ülkemizde geliştirmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Ee, şeylere bakıyoruz şimdi, projelere bakıyoruz. Tabii insanlarımız hemen hızlı bir şekilde e, sonuç almak istiyorlar ama örneğin Anka projesinden başlarken bir Anka'nın A modeli, Hürkuş'un A modeli, B modeli geldi, üstüne C modeli, ee, Anka'da da mesela Böyle bir adım adım gitmek daha mı mantıklı veya nasıl bir yaklaşım var? Biraz bunlarla ilgili konuşmak isterim. Direkt çatısından ya da banyosunu yapmaya başlıyor musunuz? Bir temelini atıyorsunuz önce. Sonra üzerine bir kat çıkıyorsunuz. Yani burada da aslında projelere öyle bakmak lazım. bu hayalle planı karıştırmamak lazım. Hayalimizde hepimizin hani böyle çok son teknoloji işte uçaklarımız olsun, helikopterlerimiz olsun ama bir de bunu plan çerçevesine oturttuğunuzda ...bu fazlandırma mantığı çok daha gerçekçi oluyor. Bir de böyle projelerin takibi açısından... ...yani bir başarı kriteri koyması açısından... ...hani bu zamanda bu bitecek, bu zamanda bu bitecek. Bizim böyle PDR, işte SRR'dan başlayan... ...işte sistem gereksinimlerini sağlayan... ...sonra PDR, CDR, TRR, FTR gibi atarım. giden böyle proje süreçleri var. Bir de bunları A modeli, B modeli, C modeli olarak gidince... ...çok daha mantıklı gidiliyor... Dediğin gibi özellikle Hürkuş ve Anka'da yapıldı. E, uygulandı. Başarılı, ben, bana göre başarılı bir yapıydı. Yani burada sadece hani belli bir sonraki adıma geçerken bir önceki adımdan derslerin iyi çıkartılması lazım. Bir de prototipten ürüne geçiş kısmı çok kritik bir konu. Çünkü artık prototipte bir teknoloji gösterimi yapıyorsunuz ama ürüne döndüğünde artık satıyor olmanız lazım. Yani lifetime'ını bakmanız lazım, bakım desteğini vermeniz lazım. E, güzel uçuyor olması lazım her şeyden önce. Ama bir, bir şekilde de bir ürün olması lazım ve bir, bir fiyat etiketinin olması lazım. Ee, onu da onu da yapmak için e, bu tarz biraz daha böyle profesyonel düşünmek lazım. Oradan. Burada tabii bir de optimizasyon konusu var. Yani hani optimizasyonda mühendisliğin şanındadır. Yani iyi mühendis iyi optimizasyon yapar. Bazen de optimizasyonu yapmak için bir çıktıyı görmeniz gerekiyor. Yani hani ben bir prototipi yapayım. O da Hür kuşağı olsun örnek. Ee, orada ben e, gereksinleri sağlayayım ama optimizasyon yapacağım alanları belirleyeyim. Bir sonraki ürünümde işte gerekirse biraz daha yukarı taşıyayım. Mühendislik dönüşleri açısından daha verimli bir süreç. Hani öbür türlü bitmeyen bir döngüye giriyorsunuz. Evet. Ee, i̇şte sonra projeler bitmiyor oluyor. Eee <laughs> Peki, bundan sonra tabii yeni bir yapılanma içerisindesiniz, bir şeyler yapıyorsunuz. Biraz da sizin gelecek projeleriniz ile ilgili konuşalım. Bir şekilde aslında bizim ne yapacağımızı şöyle tarifleyelim. Biz hani biraz e, Türkiye'deki havacılıktaki eksik olan kısımları biraz tespit etmek için ben uzun bir süre durdum. Biraz araştırma süreci oldu. E, Türkiye'de bir orta ölçekli e, havacılık sanayinde bir eksiklik var. Yani büyükler iyi gidiyor ama Orta ölçekte biraz daha genişlememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu yönde bu 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 tarafta çalışmalarını sürdüren firmalara biraz roket etkisi yapmak istiyoruz. Ve kendimiz de ufak ufak yakın zamanda bazı şeyleri zaten haber olarak <laughs> çıkar diye tahmin ediyoruz Tolga Özbek konuda. <laughs> Ama ufak şeylerimiz var yani bir şu anda hani açık açık böyle şunu yapacağız bunu yapacağız diye çok beylik laflar söylemek istemiyoruz. Ama bir bir, bir senelik bir planımız var bir üç senelik bir planımız var bir, bir de 5 senelik planımız var. Beş sene sonra olmak istediğimiz yer şimdi söylemek şey olmayabilir ama bir hedeflerimiz var. Bu yolunuzda başarılar diliyoruz. Umarım daha nice haberlerinizi yaparız, güzel haberlerinizi yaparız. Şöyle projeler oldu, şunu şu teknik problemler şöyle çözüldü, şunlar yapıldı. Yurt dışında şu imalatçılarla çalışıyorlar diye umarım bu haberleri de bizler yaparız. Sizlere başarılar diliyorum. Çok bence keyifli bir sohbet oldu. Biraz insanlara uçuş testleri, tasarımlar, test aşamaları, neler yapılıyor, neler ediliyor gibi soruların cevaplarını vermeye çalıştık. Biraz tabii genel cevaplar oldu ama e, konu bazlı baktığınız zaman, içine girdiğiniz zaman saatlerce konuşulabilecek konular biraz da kısıtlı zamanda ancak bunlar geliyor elimizden. Çok teşekkürler katılımınız için. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. E, Tolgozbek.com'da koronavirüs günlerinde her gün saat 19'da yeni videoyla sizlerin karşısına çıkıyoruz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Lütfen bizim yorumlarınızı yazarak bu videoların altına bize sorularınızı iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz ve beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. Detaylı havacılık haberleri ise tolgozbek.com'da. Yarın görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.